24'ten iyi günler diliyoruz sayın seyirciler. Kahve molasına hoş geldiniz. Ekonomi gündemiyle karşınızdayız. Ben Beyza Hakan. Merkez Bankası Ocak ayı beklenti anketi istatistiklerini yayınladı. Ankette dolar tahminleri düşerken yıl sonu enflasyon beklentisi ise %11.15 oldu. Aralıkta %1.29 olan Ocak ayı tüfe beklentisi bu anket döneminde %1.35'e yükseldi cari yıl sonu TÜFE beklentisi de %11.15 oldu. Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi ise 8.37'den 8.08'e çekildi. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi de 8.16 oldu. Ankette 2021 büyüme beklentisi %3.8'den %3.9'a çıkarken 2022 yılı büyüme beklentisi de %4.3 oldu. Değerli konut vergisi tebliği yayımlandı. Buna göre Türkiye sınırları içinde bulunan ve bina vergisi değeri 5 milyon liraya aşan mesken nitelikle taşınmazlar. Değerli konut vergisine tabi olacak. Düzenlemeye göre tek konutu olanlar vergiden muaf tutulacak. Birden fazla meskeni olanlar 5 milyon liradan fazla değeri olan konutlar içerisinde en düşük bedelliği esas alarak vergi ödeyecek. Ve kısa bir haber turu şimdi ardından devam edeceğiz. ABD başkanlığına seçilen Biden salgınla mücadeleyi hızlandırmak ve ekonomiyi canlandırmak için önerdiği 1,9 trilyon dolarlık kurtarma paketini açıkladı. 400 milyar doların doğrudan salgınla mücadeleye ve aşı dağıtımına ayrılacağı kurtarma paketinde eyalet ve yerel yönetimlere de bütçe açığını kapatmaları için 350 milyar dolar ayrılacağı belirtildi. Daha önce 600 dolar nakit para gönderilen Amerikalılara ise bu sefer 1400 dolar verilmesi planlanıyor. FED Başkanı Paldansa faiz açıklaması geldi. Enflasyonda sorun görmedikçe faizleri yükseltmeyeceklerini belirten Pal, faiz oranlarını artırma zamanı geldiğinde ise bunu kesinlikle yapacaklarını söyledi. Ancak artışın yakın zamanda gerçekleşmeyeceğini ifade etti. IMF ülkelere güçlü mali ve parasal desteği sürdürme çağrısı yaptı. Küresel ekonominin kritik bir dönemeçte olduğuna dikkat çeken IMF sözcüsü Seri Reis, ülkelerin krizin derinliklerinden çıkmaya başladığını vurguladı. Vakalardaki artışa da işaret eden Reis, bu nedenle toparlanmanın zor ve belirsiz olacağını belirtti. Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya pandeminin etkisiyle 11 yıl sonra ilk kez daraldı. 2020 yılını %5'lik küçülme rakamıyla kapattı. Federal İstatistik Ofisi veriye ilişkin yaptığı değerlendirmede Alman ekonomisinin derin bir resesyona girdiğini belirtti. Ülke 2011'den bu yana ilk kez bütçe açığı da verdi. Bu açık 158,2 milyar avro olarak kayıtlara geçti. devam ediyoruz. Türkiye ekonomisinde ard arda açıklanan pozitif verilerle birlikte büyüme beklentilerine yönelik yukarı yönlü güncellemeler de geliyor. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye'de büyümenin hız kazanacağını duyurdu. OECD ise yapısal reformlar toparlanmayı destekleyecek değerlendirmesinde bulundu. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan da Türkiye ekonomisine güveni destekleyen bir açıklama geldi. 2020 küresel ekonomiyi derinden sarsan bir yıl olarak kayıtlara geçti. Ülkelerin üretim çarkları durdu, dünya ticareti büyük yara aldı. Turizm sektörü tarihinin en kötü dönemini yaşadı. Pandeminin etkileriyle birlikte küresel ekonomiye yön veren birçok ülke şok küçülmelerle resesyona girerken Türkiye ise bu süreci en az hasarla geçmeyi başardı. Ekonomi yönetiminin attığı adımlar ve beklentilerin üzerinde gelen veriler nedeniyle uluslararası birçok kuruluşta büyüme tahminlerinde yukarı yönlü revize yapmak zorunda kaldı. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten yapılan son değerlendirmede Türkiye'de büyümenin hız kazanmasını bekliyoruz denildi. Aşılama sürecinin güveni desteklediğine işaret eden Fitch direktörü Douglas Winslow, kısıtlamaların da azaltılmasıyla birlikte pozitif sürecin hızlanacağını belirtti. 2021'de ekonomide %3,5 oranında büyüme öngördüklerini söyledi. Winslow cari açıkta ise düşüş beklediklerini duyurdu. OECD de tahminlerini güncelleyen kuruluşlar arasında yer aldı. Türkiye'nin güçlü sağlık altyapısına işaret edilen raporda, salgının ardından yaşanan toparlanmanın güçlü olduğu vurgulandı. Bu nedenle de Türkiye ekonomisine ilişkin 2020 daralma beklentisinin %1,3'ten %0,2'ye revize edildiği belirtildi. OECD 2021'de %2,6, 2022'de ise %3,5 oranında büyüme öngördüğünü açıkladı. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün Ülke Araştırmaları Direktörü Alvero Pereira ise yaptığı değerlendirmede yapısal reformların Türkiye'nin toparlanmasını destekleyeceğine dikkat çekti. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan da Türkiye ekonomisine güveni destekleyen bir açıklama geldi. EBRD 2020 yılında yaptığı yatırımlardan en yüksek payı alan ülkenin Türkiye olduğunu duyurdu. Yatırım tutarının ise 1,7 milyar avro olduğu belirtildi. Böylece 2019'a göre bankanın Türkiye'deki yatırım tutarı 500 milyon avro arttı. Türk lirasına yönelik bir tavsiyede Societe General'dan geldi. Türk lirasındaki mevcut seviyesinin yeniden uzun vadeli almak için cazip olduğu belirtildi. Societe General stratejistleri tarafından kaleme alınan raporda Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'dan yakın vadede Türkiye ekonomisine zarar verecek bir yaptırım beklenmediği vurgulandı. Stratejistler ayrıca Türk Lirası'nın 10 yıllık reel efektif döviz kuru ortalamasına göre %30 değersiz olduğuna dikkat çekti. Ve gündeme aktardık. Şimdi hem piyasalara bakacağız. 24 Ekonomi Müdürü Serdar Özdemir de yanımızda. Gündemi de değerlendireceğiz. Hoş geldiniz Serdar Bey. Hoş bulduk. Evet haftanın son işlem günündeyiz. Şöyle rakamlara bakalım. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 1546 seviyesinden işlem görüyor. E, hepsini bir sorayım ben size birazdan Sadi Bey. Çünkü borsa haliyle hemen yorum istiyor ama. kurlara bakıyoruz. Dolar 7.40'dan iş, yani işlem görürken düzeltiyorum. E, avro 8.98'den işlem görüyor. Doları da 4.40 yaptım yalnız farkındaysanız. İyi, i̇nşallah. <laughs> Altının gramı 441 lira, 19 kuruş. Çeyrek altın 721 lira ve altının onsu 1854 dolardan işlem görüyor. Petrole baktık. Brent'in varili 54.8 dolardan işlem görüyor sayın seyirciler. Ve <laughs> faizlerdeyiz. Tahvil %14.74. Repo %11.71. Şimdi haftanın son işlem günündeyiz. Önce borsayı evet. sorayım sonra Biden'a geçeyim. Ee, borsa. Evet. Şimdi borsa... E, dün aslında biraz geri çekildi. Bugün de şu şu ana kadar e, eksi tarafı yüksekti. Ama şimdi yataya geçmiş durumda. <laughs> Küresel olarak borsalarda bir geri çekilme var. E, daha önce konuştuğumuz sebeplerle. Ama bizim borsada bu e, onlardan pozitif ayrışacakmış gibi görünüyor. Sebebi de işte işin Türk lirası dolar ilişkisi, faiz tarafı vesaire. E, bir de Türkiye ekonomisinin e, malum Genel olarak reel tarafta da pozitif ayrıştığı bir dönem yaşadık. Hı hı. Önümüzdeki dönemde öyle görünüyor. Bir de bilanço rakamları da yakında gelmeye başlayacak. Oraya baktığımızda en azından bu kayse edilecek son çeyrekte nasıl bir düzelme olduğu şirket bilançolarında da görülecek. Dolayısıyla borsa özelinde yatay ve yukarı seyir devam edecekmiş gibi görünüyor. Şimdi e, dolar, avro ve şimdi altın hepsini soracağım ama öncelikle Biden'ın 1.9 milyar dolarlık pandemi yardım programı evet. açıklanan bunun piyasaları etkisini de gördük mü biz? Gördük. Hemen altında özellikle ONS tarafta e, altın lehine bir e, gelişme oldu. Şu an itibariyle de 1855 dolar 0.43. Yani dolar tarafında dolar miktarı artınca Hı -hı. altın değeri yükselmiş oldu. Onu gördük. Ee, Amerikan tahvilleri tarafında yine faizde bir kararsızlık devam ediyor. Onların enflasyonuyla ilgili de aynı şekilde. Ama orada ilginç bir durum var. Ee, daha önce 600 dolar olan e, destek e, Amerikan vatandaşları için onu 1400 dolara kişi başı ya da aile başı onu tam detayını bilemiyorum. Artırmış durumda Sayın Biden. Yani sosyal Hı -hı. E, ne diyelim sosyal demokrat bir anlayış gösteriyor gibi ortaya çıktı. Eyaletler ve yerel yönetimlere 350 milyar dolar, 400 milyar dolar da aşılama ve salgında mücadele için doğrudan para ortaya koyuyor. Bunun etkilerini ilk etapta altında gördük. Borsalarda özellikle tahvil tarafındaki faiz hikayesinden dolayı ralli döneminin küresel olarak durulduğunu gördük. Bir süredir konuşuluyordu. Ama gerçekleşmiş, açıklanmış olması, detayların açıklanmış olması, netleşmiş olması e, önümüzde farklı bir fiyatlanma oluşturabilir. Şu ana kadar böyle. Hı hı. Peki, e, Sosyete General Bank'in yorumunu nasıl buluyorsunuz? Türk Lirası için Türk ve TL-Dolar tahminleri var. Evet, e, ne kadar gerçekçi ne dersiniz? Eklenmiş oldu. Şöyle yani 7 lira ve 7 liranın altında e, dolar tahminleri. Bence çok radikal tahminler, ee, yani olmasını ben de arzu ederim. Ama e, Türkiye'nin sonuçta salgın dönemiyle ilgili bazı gerçekleri de var. Yani biz her şeyi e, farklı bir açıdan değerlendirmiyoruz, verilerle değerlendiriyoruz. Hı hı. Nedir o gerçekler? Mesela bu yıl için, Evet bu yıl için acaba turizm rezervasyonlarımız nasıl gidiyor? Bu neden önemli? Döviz gelirleri için önemli. Kesinlikle. İhracat tarafından iyi haberler alıyoruz ama turizm tarafından henüz geçen yılki kaybı da düşünelim, değil mi? 35 milyar dolardı. 2019 hep hatırlatıyorum. 10 milyar dolar bile olmadı turizm gelirleri. E bu sene de eğer 25-30 milyar dolar ki ben böyle olacağını düşünmüyorum ama yine bir 10-15 milyar dolar turizm tarafından kayıp olabilir. Hmm. O yüzden e, o kadar radikal bir e, TL'nin değer kazanması mümkün olmayabilir ama. Yukarısı için söylediklerine katılıyorum. Ee, özellikle faiz nedeniyle, faiz tarafında piyasaya uyumlu politika nedeniyle artık kurlarda sert yukarı hareketler ya da aşağı yukarı istikrarsız hareketler görmeyeceğiz. Ee, Trend devam edecek. E, Tabi çünkü e, dün işte 8 Ocak itibariyle e, bankalardaki döviz tevdiat hesapları verileri açıklandı. vatandaş hala e, düştükçe dolar ve euro Döviz almaya devam ediyor. Bunun da kırılmasını bekliyoruz ama bunun için herhalde şöyle bir iki ay gerekecek. Yani vatandaşın ikna olması anlamında söylüyorum. Çünkü 235 milyar dolar, 236 milyar dolara gitmiş durumda. Bunun 150 milyar doları bireysel hesaplar. Hmm. Güzel kişi hesapları değil. Ee, yani işte vatandaşın bireysel olarak döviz alıp tuttuğu hesaplar diyelim. Ee, bütün bunlara baktığımızda bu rakamın hani 7 liranın da altında dolar tahmininin biraz abartılı olduğunu düşünüyorum. Peki, şimdi 21 Ocak'ta Merkez Bankası para politikası kurulu toplantısı var. Evet. Ne çıkar? Faizle ilgili yeni bir evet, karar. Hepsiyle alakalı yeni mi? bir. Evet. Değil mi? Her ay bu Kesinlikle. ayın son haftası evet. ya da son haftasına yakın bunu yaşıyoruz. Şu anda bir faiz artırımı beklentisi hiç yüksek değil. Çünkü son faiz artırımı Gayet yerinde oldu. Biraz hı hı. sonrasında öngören bir artırma oldu. İşte kurlarla ilgili malum e, bu pozitif seyir ve tahminlerin evet. temelinde de bu var. E, yeniden beklenmedik sert bir takım gelişmeler hani etkileyecek e, kurları piyasayı etkileyecek gelişmeler e, felaket senaryoları e, olmazsa artık faiz seviyelerinin de merkez bankasının politika faizi dahil. Bundan daha yukarı gitmesi beklenemez. E, hatta bu tahmin, dolar tahmini yapan kuruluşların çoğu faiz tahmini de yapıyorlar. 17'lerde olan tahmini e, yıl sonunda 13'lere kadar indirilebileceğini tahmin ediyorlar. Dolayısıyla faiz tarafında alttan bir zorlama olmadıkça yukarı. Ya bu, bu defa artırır beklentisi çok konuşulmayacak gibi görünüyor. Hı hı hı. Düşürür mü? Düşürmek için de erken. Peki onun için erken diyorsunuz. Bir gelişme yine aşıları konuştuk az önce Biden açıklamalarından yani, bahsederken yardım programını Şimdi başladı aşılama ve çok hızlı bir sanki pozitif bir ayrışma olacak gibi görünüyor. Oluyor, ne dersiniz oluyor, Evet çünkü için? Avrupa'da başladıktan sonra biz biraz geç başlamış görünüyoruz ama bizim sonuçta bürokrasimiz hassasiyetimiz farklı. Hı hı. Neredeyse iki haftayı 20 günü buldu aşıların incelenmesi işte test edilmesi diyelim. Hı hı. Ama bizim aşılama konusunda ülke olarak diğer aşılama işlemlerimiz çok sağlam, çok sağlıklı. O tecrübe nedeniyle hızlı gidiyor. Bu bir avantaj olacak. Ne için avantaj olacak? Avrupa'nın ve Amerika'nın çok da hızlı aşılama yapamadığını anlıyoruz. Bizim iki günde neredeyse 500 bine ulaşmış olması. Yani aşı varsa çok iyi organize olmuş durumdayız. Dolayısıyla bizim ekonomimizle ilgili şu an konuşulmuyor ama bu kısıtlamalar evet. meselesi. Eğer böyle devam ederse aşıların da etkisi pozitif görülürse korkuyorduk ya hani ikinci yarıyı da aşabilir bazı şeyler salgında o korku ortadan kalkar bu da ekonomimiz için çok olumlu tabi ihracat tarafı yine karşı tarafa bağlı yani diğer ülkelerin Kısıtlamaları. sağlıklı bir şekilde önlerini görmeleri halinde bizim ihracatımız yukarı hareket edebilir. Ama iç piyasamız, kendi ekonomimiz, iç yapımız açısından daha önce bizim bu kabustan kurtulmamızı herhalde bu pozitif ayrışma ortaya çıkaracak. Hayırlısı olsun inşallah başarılı olur aşılama ve peyderpey aşılarda söylendiği rakamlarla gelir gruplanarak e, mesleki gruplar halinde evet, öncelikleri. Yani evet. sağlık çalışanları, riskli meslek grupları valla gereksiz muhalif doğru... söylemlere rağmen sosyal medyadaki çok istikrarlı bir şekilde ilerliyor bu da bizim için e erken şey başarı. Yani ek seriyet, idmanlı olduğumuz için her alanda çoğunluk bu. <laughs> hani aklı selimdir diyelim. Evet. Ee, insanların var olduğu her yerde her radikal söylem olabilir ama aklı selim meselesi toplumda da etkili oluyor. Kesinlikle. Çok teşekkürler Saadü Bey. Sağ olun. Bitiriyoruz değerli izleyiciler hem bu hafta hem kahve molasını. E, 24 yayın Helen Aslan'ın sunacağı moderatörle devam edecek. Pazartesi günü aynı saatte bekleriz.